86 yıllık hasret tam bir yıl önce bitti. Yüzbinler tarihi ana şahitlik etti. Ayasofya Camii 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020 Cuma günü yeniden ibadete açıldı. Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da binlerce kişi Ayasofya Camii ve etrafında toplandı. İlk namaz için saf tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay kararının ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devri için imzayı attı. Seçkin bilim insanları Ayasofya'nın yeniden açılışı için çalıştı. Ayasofya'da var olan freskler ve diğer çizimlerin, sanat eserlerin, tarih eserlerin hemen hemen hiçbiri kapatılmadı, boyanmadı, sıvanmadı. Bilakis dünyaya örnek teşkil edilebilecek bir şekilde muhafazasına önem gösterildi. Teknik ekipler, uzmanlar görev yaptı. Sadece kıble yönündeki figürler perdeleme sistemiyle kapatıldı. Freskler orijinal haliyle bırakıldı. Manisa'da dokunan halılar camiye serildi. Halı da %100 yün yapağı, çok özel dokutuldu ve en iyi halının ortaya çıkmasına özen gösterildi. Rengine varıncaya kadar da mimari yapının renkleri dikkate alınarak bir uyum ve ahenk içinde olmasına özen gösterildi. Minber örtüsü Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından orijinaline sadık kalınarak dokundu. Salgın günlerine denk geldiği için açılış gününe özel önlemler alındı. 21 bin polis görev yaptı. Caminin tabelasını Hattat Mehmet Özçay hazırladı. Caminin dış kapı duvarına asılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi tabelasını Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli açılışa birlikte katıldı. Ezanı dört minareden dört müezzin okudu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, minbere fethin nişanesi olarak kılıçla çıktı. Hutbeyi okudu. Ayasofya'nın ibadete açılması, müminleri bağrına basan mukaddes bir caminin asli vasfına dönüştürülmesidir. 86 yıl sonra ilk namazı kıldırdı. Allahu Ekber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış gününde Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. Yaklaşık hafta içi rakamlarımız 10 bin civarında günlük ziyaretçimiz var. Hafta sonu rakamlarımız ise 15 bin civarında günlük ziyaretçimiz var. Bugünlerde baktığımızda cemaat sayısında belirgin bir artış olduğunu görüyoruz. Ayasofya Camii'nin cemaatine kavuşması üzerinden tam bir yıl geçti. Şimdi her gün binlerce kişi camide namaz kılıyor.